Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sürprizli kek yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Kekimizin öncelikle kurabiye hamurunu yoğuruyoruz. Kurabiye hamurumuz için 100 gram margarin kullanıyoruz. Üzerine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı buğday nişastası ilave ediyoruz. Ve yarım su bardağı pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Tüm malzemelerimizi ilave ettikten sonra kurabiye hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra içerisine unumuzu ilave ediyoruz. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ve malzemelerimizi yoğuruyoruz. Kurabiye hamurumuzu yoğurduk. Toplam 1,5 su bardağı kadar unumuzu kullandık. Tam kıvamına gelen kurabiye hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Kurabiye hamurumuzu avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Hamurumuza hafif bastırıyoruz. Ve bu şekilde hamurumuzun ince olmasına özen gösteriyoruz. İnce ve düzleştirdiğimiz kurabiye hamurumuzu tabağımıza alıyoruz. Aynı şekilde hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Ve hamurumuza bastırıyoruz. Bu şekilde hamurumuzu incelttikten sonra kurabiye hamurumuzu bu şekilde tabağımıza alıyoruz ve kullanacağımız kabın büyüklüğünü geçmemesine özen gösteriyoruz. Kurabiye hamurlarımızı hazırladıktan sonra kekimizin yapımına geçelim. Kekimiz için 3 adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. İçerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerimizi ilave ediyoruz ve malzemelerimizi köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurtalarımızı güzel bir şekilde köpürttükten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Ve malzemelerimizi karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı eleyerek kek hamurumuzun içerisine ilave ediyoruz. Unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ilave ettikten sonra malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Kek hamurumuz hazır. Toplam 1,5 su bardağı kadar un kullandık. Normal kek hamurlarına göre daha akıcı bir kıvam elde ettik. Kek hamurumuzu güveçlerimize almadan önce güveçlerimizin her yerini güzel bir şekilde yağlıyoruz. Kek hamurumuzdan güvecimize yarım kepçe alıyoruz. Her güvecimizi bu şekilde dolduruyoruz. Çeyreğine kadar doldurduğumuz güveçlerimizin içerisine hazır olan kurabiye hamurlarımızı alıyoruz. Her bir güvecimize kurabiye hamurumuzu aldıktan sonra kurabiye hamurlarımızın üzerine kek hamuruyla kapatıyoruz. Güveçlerimizi fazla doldurmuyoruz. Bu şekilde kabarma payı veriyoruz. Bu şekilde tüm güveçlerimizi tamamlıyoruz. Güveçlerimizi bu şekilde tamamladıktan sonra tepsimize suyumuzu alıyoruz ve kek hamurlarımızı önceden ısınmış 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Kekimiz pişerken çikolata sosumuzu hazırlayalım. Ben hazır çikolata sosu kullanıyorum. Siz isterseniz elde hazırlayabilirsiniz. Bir paket çikolata sosumu tencereye alıyorum. Üzerine 2 su bardağı
Soğuk sütümü ilave ediyorum. Malzemelerimi kaynayana ve kıvamana kadar karıştırıyorum. Sosumuz kaynadı, kıvamını aldı. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Keklerimiz önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişti. İster güveçte ister bu şekilde geri çevirip tüketebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzla birlikte keklerimizi servise hazırlıyoruz. Sürprizli kekimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.